Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu ve Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Artık piyasalar bu hafta yine karıştı diyeceğiz. Çünkü karışmadığı hafta da kalmadı. Yani sanki şöyle bir 2-3 aydır her hafta piyasada ya bizimle ilgili bir şey oluyor ya yurt dışı ile ilgili bir şey oluyor ve piyasalar kesinlikle çok karışıyor ve böyle bir ortamda hakikaten analiz de yapmak çok güçleşiyor ve bir sürü de farklı sesler olabilir. Yani bana da çok kişiler yazıyor, işte diyorlar ki işte hocam bilmem kim diyor ki işte şu işte altın şöyle olacakmış, yok borsa bilmem ne böyle olacakmış. Siz ne diyorsunuz? Ben ne dediğimi zaten buradan sizlerle paylaşıyorum her defasında. Kendi görüşlerimi anlatıyorum. Ancak gene de bazı arkadaşlar ama başkası şöyle diyor veya ben kendim böyle düşünüyorum. Niye sen böyle düşünüyorsun? Mantığındalar. Yapacak bir şey yok. Yani ben görüşlerimi paylaşıyorum sizle. Ne varsa hepsi bu videolarda var. Baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Baştan sona izleyemiyorum ben, vaktim yok, yarım saatlik video mu olur falan diyenler için de bölümlere ayırıyoruz. Gene de uzun bulan arkadaşlar varmış. O zaman yapacak bir şey yok diyoruz sizler için. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Yani yarım saat değil, belki 1,5 saat de olsa dinlemeniz gereken şeyler var, anlamanız gereken şeyler var. Yani böyle bir dünya yok. İşte birisi sana al desin alayım, birisi sana sat desin satayım ve bu işin sonucunda da para kazanayım. Her defasında böyle bir şey isabetli olacak olsa zaten o adam size söylemez, değil mi? İşte biz burada zaten bir eğitimli tahmin, educated guess denilen bir şey yapıyoruz. Şimdi öncelikle şöyle bir toparlayalım piyasaları. İşte Fed Başkanı konuştu. Başlıklar neydi? Şahin açıklamalar. Ben kendim bakıyorum pek öyle bir şahinlik bir durum yok. Yani işte 2 sene sonra belki biz işte faizi arttırabiliriz. İşte 2 sene içerisinde biz belki işte bu önümüzdeki aylarda varlık alımını azaltmayı konuşabiliriz gibi böyle bir şeyler. Enflasyon artıyor falan diyor adam. O enflasyon artıyor demesi onun demesine gerek yok. Görülüyor zaten yani böyle. Ki hatta orada hala da işte geçici olduğunu düşünüyoruz falan gibi şeyler var. Yani dolayısıyla aslında son derece şey yani yumuşak işte güvercin denilecek açıklamalar bunlar. Ancak piyasalarda çok fazla kaldıraç var. Ben de insanlara bunu söylüyorum. Kaldıraç kullanmayın, bilmiyorsanız anlamıyorsanız bu işlere girmeyin falan diye böyle. Piyasalarda var. Piyasa profesyonelleri de bunu kullanıyorlar. Hatta çok iyi anladığını zanneden adamlar da kullanıyorlar. Mesela Lehman Brothers, değil mi? Çok iyi anladığını zannettiren bir yerdi. İşte bu kaldıraçlar yüzünden battı. Yani işte bu kaldıraç adamı batırır arkadaşlar. Yani siz o yüzden siz olun, yapmayın. İşte yok yani MACD'yi biliyorum, bilmem neyi biliyorum falan. Böyle işlere girmeyin yani. Tavsiye etmiyorum. İşte bu kaldıraç olayı olunca en ufak biraz bir düşüşler falan da olduğu zaman pozisyonlar kapanıyor ve işte çok büyük sert satışlar olabiliyor. Bu 21. yüzyıl yüksek kaldıraçlı küresel piyasalar gerçeğini anlamamız lazım. Bu piyasalarda kısa vadeli al satlar yapacağım diyorsanız siz de öğreneceksiniz bu işleri. Yok ben alayım tutayım işte 1 sene tutmak, 2 sene tutmak benim için problem değildir diyorsanız da iyi paralar kazanılabilir. Ama ben 6 aydır bekledim hiçbir şey olmadı falan. Bu çok şey yani piyasa için pek uygun değil. Evet dolayısıyla aslında güvercin bir şeydi. Şimdi peki ne oldu? Amerikan faizleri ne diyor burada? İlk olarak onlarla başlayalım. Mesela 10 yıllıklar ne diyor? İşte 10 yıllıklar şöyle Powell konuşmaya başladığı zaman hızla artıyor. Powell konuşmasının da daha da aşağısına gelmiş. Artık bu düşen kanalımızın da dibine kadar gelmiş. Yani buralardan biraz tekrar tepki yapmasını beklerim. Zaten şuradan da yapmasını beklerim demiştim. Çıkmıştı. Güzel gidiyor bu kanalda bence. Kanal güzel çalışıyor. İşte buralara kadar falan geldi. Geldi de bu 10 yıllıklar. Peki ya daha kısa vadede 5 yıllıklar ne oldu? İşte 5 yıllıklarda da bakın şöyle geldi. Hızla bir arttı. Şurada işte bir arttı, işte sonra Bullard konuştu falan, bir daha bir arttı falan ama o da artık aşağıya yönünü çevirmiş durumda. Yani kanalın üstünü kırdıktan sonra tekrar o da geliyor. Yani piyasa, bono piyasası toparlanıyor. Hatta 10 yıllıklar toparlanmış bile. O zaman nedir bu? Bu işte kaldıraçlı pozisyonlardaki böyle bir sert satışlar falan oldu. Tabii ki bir takım psikolojileri şunları bunları da bozdu ama temellerde bir değişiklik yok. Fed faizi arttırmayacak. Varlık alımlarını da azaltmayacak. Varlık alımlarını azaltması konusunda bir açıklamayı da kolay kolay yapamayacak. Şimdi bunların da bir tarafa bırakalım. Şöyle bir geriye dön, bir geri çekelim bakalım. Şimdi ne var mesela Amerika'da? Yeniden para harcayacağız diyor değil mi adamlar? Yeniden para nasıl harcanacak?
Yani Amerika'da hükümette para mı var? Hükümette para olan kaç tane hükümet var? Yani değil mi? Para yok dünyada. Zaten işte böyle ancak petrol zengin yerlerde para var. Para yok. Olmayan para nasıl harcanacak? Borçlanarak harcanacak. Kimden borçlanacak bu para? Fed'den borçlanılacak tabii ki. Başka yerden borçlanılmayacak ki. Şimdi Fed'den borçlanılacaksa Fed'in varlık alımını azaltması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Yani ben piyasadan borçlanayım da bak bakalım faizler nasıl artıyor. Artacak faizler çünkü enflasyon var. Yani borcun gayri safi yurt içi hasılaya olan oranı %100'e geldiği zaman hadi arttır faizleri. O yüzden bu Fed köşeye sıkıştı. Böyle sözlerle, oyunlarla falan böyle işi götürmeye çalışıyor. Powell da farkında. Powell da zaten belki gidici bir daha seçilmeyecek yani bir daha atanmayacak. İşte o yüzden yani ben uzun yıllar boyunca ne Fed'den faiz artışı bekliyorum ne de varlık alımlarını azaltma bekliyorum. Böyle aralarda konuşmalar olacak, dalgalar olacak. Bunlar gelip geçici şeyler olacak diye düşünüyorum. Bu fikrime katılmıyor olabilirsiniz. Sizin fikrinizdir bilemem ama yani niye şöyle, niye böyle düşünüyorsun diye sürekli olarak sorgulanmasını da istemiyorum. Çünkü her şeyi burada açıkladım. Bunun ötesinde de söyleyebileceğim, açıklayabileceğim bir şey yoktur. O yüzden yani. Gelelim buradan altına. Altında tabii ki çok sert satışlar oldu ve bu sert satışlar sonucunda da önemli bir destek seviyesi olan 1764'e kadar geldi ki ben aslında şöyle 1830'larda falan şuralarda falan bu işlerin destek bulmasını bekliyordum ama haddinden fazla oldu satışlar. Olabilir. Olabilir. Satış işi böyledir. Olabilir. Burada zaten yani teknik analizle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim size. Teknik analiz bir tahmin yöntemi falan değil. Teknik analiz yapıyorum, fiyat şu olur diye bir tahmin diye bir şey yok. Sadece alım satım fırsatlarını görmek için kullanılan bir disiplin bu. Dolayısıyla şurada sat oldu, artık sat konumuna döndü dediğimiz zaman aşağıda bu destekler var denebiliyorum. Ama bu şuraya kadar düşecek diye bir şey demek değil. Nereye kadar düşecek? Al konumuna bir daha gelinceye kadar düşecek demektir bu. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Al dedik. Nereye kadar çıkacak? Nereye kadar çıkmasını bekliyorsun? Sat konumuna geçinceye kadar al durumundasın demektir. Bu böyle bir şey. Bunun yani işte biz bir şey düşeceklerimiz ama nereye kadar düşmesini bekliyorsunuz? İşte şu destekler var falan diyoruz ama bunlar da çok geçerli şeyler değil söyleyeyim size. Yani sistemi takip etmeniz, anlamanız gerekiyor eğer böyle al sat işleri yapacaksanız. Yapmayacaksanız problem yok. Şimdi dolayısıyla burada da bu işte sata dönmüştü şurada. Sata döndüğünden de bahsetmiştik. Şu anda da daha ala dönmüş değil ama bayağı da bir diplere geldi. Günlükte bile bayağı diplere geldi. Öyleyse bu hafta içerisinde diyelim. Bu hafta içerisinde çünkü fazla bir yeri burada kalmamış. 8 saatliğe bakacak olursak. 8 saatliğe bakacak olursak bakın o da artık dibe kadar gelmiş. Yani belki biraz şöyle yukarı yapar tekrar bir daha bir aşağı yapar falan ama şöyle o zaman bu hafta içerisinde mesela Perşembe gününe kadar falan diyelim yani Cuma'ya kadar yani hafta içerisinde oluyor gene de. Buralardan bir artık yükseliş bekliyoruz. Ama tepki yükselişi ama şu yükseliş ama bu yükseliş. Ve 1836 hatta belki daha üzerine doğru bir yükseliş bekliyorum ben altında. Çünkü çok fazla satış oldu ve herhangi bir şekilde de bunu yani haklı gösterecek bir şey yok. Evet bir zafiyet vardı. Evet sata dönmüştü göstergeler tamam ama üzerine haddinden fazla satış oldu. Bir de şöyle düşünün. Şimdi bu pandemi işleri başladığından beri Amerika'da borsalar çok yükseldi mi? Fiyatlar çok arttı. Birçok emtianın fiyatı çok arttı. Yani ev fiyatları da artmış. Amerika için konuşuyorsak. Yani borsa artmış, emtia artmış, konut fiyatları artmış. Ucuz ne kalmış? Ucuz ne kalmış? Bir takım küresel hisseler dünyada işte mesela Türkiye gibi veya işte altın, gümüş kalmış değil mi? Yani o zaman yani ucuz olan şeylerin bu gibi durumlarda daha iyi performans göstermesini bekleriz eğer temel olarak da bir sıkıntı yoksa ki ben olduğunu düşünmüyorum. Düşüncem budur falan işte 1500 dedi öbürküsü 900 dedi birkisi 1000 dedi beni ilgilendirmiyor. Gram altın tarafına geçelim. Gram altın tarafında da şöyle işte orada tabii dolar TL'den de destek buluyor dedik. Şöyle bir çizim yapmıştım ben. Şu dedik 501 destek,
Bu artık SAT'a döndükten sonra, şurada SAT'a döndükten sonra 501 destek. Onun altında şu 495 desteği var. Altında da 487 desteği var. Nitekim işte gelmiş şu osilatör falan da onu gösteriyor. Yani şu 495'te destek bulmuş. 501'de geçememiş. Geçebilirdi bu bull artışı olmasaydı ama işte geçemedi. Öyleyse yani aşağıda 488 desteği de var. Bunlardan bir tanesinden yukarı dönmesini bekliyoruz. Ya 495'ten yani bulunduğu yerden ya 490 488'den bir yerlerden yukarı gitmesini bekliyorum gram altının. Gelelim gümüşe. Gümüşte de aynı şekilde satışlar oldu. İşte şöyle bir evvelki destek olan 25.78'e kadar da geldi. Şu anda o destekte kapattık. 8 saatlik de dipteyiz. Aynı şekilde söylüyorum. Altında dediğim gibi yani artık bu önümüzdeki hafta içerisinde Cuma'ya kadar yani hatta belki işte Pazartesi, Salı günü falan buralardan bir yükseliş gelmesini bekliyorum. Belki Pazartesi, Salı düşüş olacak ama Çarşamba yükseliş başlayacak. Bilemiyorum bakın orasını. Ama bu hafta bu altın, gümüş yükselecek. Beklentim bu yöndedir. Fazlasıyla oldu. Gram gümüşten de bahsedelim mi? Pek bahsedecek bir şey yok aslında ama bahsedelim. İşte orada da şöyle işte SAT'a dönmüştü bu olay. Ve de işte geldi. Şuralarda da destek buldu. Yani 7.23 bölgesinde de destek buldu. Burası iyi bir destek. Kırılacak olursa aşağıda 7.03 desteği var. Ama o kadar da düşmez herhalde diye düşünüyorum ama dediğim gibi bu tahmin değil. Teknik analiz. Şu anda SAT var. Aşağıda da destekler bunlar. Bunun kırılmasını bekleriz, beklemeyiz ama o kırılabilir yani. İşte buraya kadar düşer dendi, ben de satmadım, daha da düştü falan gibi şeyler aklınıza gelmesin diye söylüyorum. Peki ben bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ben alayım mı, satayım mı veya ben işte şu fiyattan almıştım, ne zaman buraya geri gelecek diye söylüyorsanız o zaman yardımcı olamıyoruz. Çünkü analiz bu kadar. Çünkü o şeyler soruluyor. İşte gümüş de bu şekilde dedik. Peki platin de daha büyük satış yedi elbette ki ve şu 1131 daha önceki beğendiğimiz destek de kırılmış oldu ve bundan sonraki destek de 1055'ti, o da kırılmış görünüyor. Ondan sonra 967 var ama altın yukarı dönecek olursa platinin de dönmesini bekliyor çünkü o da 8 saatlik de bayağı diplere gelmiş durumda. Ve hatta günlükten de baktığımızda platin altına göre daha da dip de bulunuyor. Yani henüz alım için uygun olmamakla beraber yani al sinyali olmamakla beraber buralardan gelecek allar da iyi kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bunun gramını anlatmıyorum çünkü artık o da dolar TL ile ilgili şeyler. Bunu da diyelim. Kapayalım bu konuyu. Gelelim dolar TL. Dolar TL de şöyle oldu. Şimdi zaten böyle sanki Amerika ile anlaşılacak, Biden'dan anlaşılacak falan gibi bir spekülasyon yapıldı. Ve şu üst kanal içerisinde giderken bu kanal kırılarak aşağı geldi. Ama gördüğünüz gibi 21 günlük Kaufmann hareketli ortalamasından destek bulduğunu ve yukarıya doğru harekete başladığını görüyorsunuz. Tekrar bu üst kanalın içerisine girmiş oldu. İşte bu kanalın içerisindeyiz şu anda. Bu kanaldaki son çıkışlar, son artık yani bu 8.65'e geldikten sonraki şeyler belki işte Fed açıklamalarıyla, Bullard'la falan olmuş olsa da tekrar bu kanala getiren şey zaten TL'deki zafiyettir. Bu Kavcıoğlu atandıktan sonra oluşan durumdur. O yüzden düşüşler alım fırsatı diyorduk. Zaten buradan da bir alım fırsatı olmuş oldu. Şimdi bu kanalın içerisinde alt sınırın 8.62 olduğunu görüyorsunuz. Üst sınırın da 8.75 olduğunu görüyorsunuz. Bu ikisinin arasında gitmesini bekliyoruz. Düşüşlerin alım fırsatı olduğunu söylüyoruz. Burada şunu da eklemek istiyorum. Şöyle de yorumlar yapılıyor. İşte sanki işte onlar ne yaptığını bilmiyor mu? İşte bu yüksek dolar isteniyor. Çünkü kur isteniyor. Çünkü işte turizm şöyle böyle falan. Bu saçmalıkları artık çok anlattılar. Anlatmaya da devam eden arkadaşlar var. Onlar için söylerim. Saçmalıyorsunuz. Tamam mı? Eğer yüksek kur isteniyorsa bunu yapmak çok kolay bir şey. Merkez Bankası gider piyasadan döviz alır. İster ihaleyle alır, ister ihalesiz alır. Aldığı zaman ne olur? Kur anında yükselmiş olur. Üstelik biraz da rezervi olmuş olur, değil mi? Böyle hiçbir şey yapmayalım, oturalım, sıkı para patikası götürüyoruz falan derken 7.20'den 8.70'e kadar gelsin. Biz böyle seyredelim. Mart
20 Mart'tan beri seyredelim. Böyle ama işte bir bildikleri var. Yüksek kur üstleniyor çünkü turizm falan. Ya saçmalık yani Allah aşkına. Yüksek kur üstleniyorsa hemen yarın alırsın. Pazar ertesi günü sabahtan kur istediğin yere kadar yükselir işte bu kadar yani. O yüzden öyle bir şey yok. Yanlış yapılıyor. Yanlış yapılmaya da devam ediliyor. O yüzden düşüşler alım fırsatıdır demeye devam ediyoruz. Peki madem sen daha iyi biliyorsun anlat diyenler var. Onlara da söyleyeyim. Anlatılacak şöyle anlatılacak. Bir kere bu Merkez Bankası başkanıyla bu işin olmayacağını anladık, değil mi? Yok illa ki biz bu Merkez Bankası başkanıyla bu işi yapmak istiyoruz diyorsak o zaman 300 puan arttıracağız bu faizi. Gerekirse daha da arttıracağımızı söyleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da çıkacak diyecek ki ben bu faizler konusunda artık konuşmuyorum. Bütün yetki Merkez Bankası'nda, başkanındadır diyecek. Ondan sonra rahatlayacak piyasa. Başka yolu yok. Ya da bu Merkez Bankası başkanı gidecek. Bu Merkez Bankası'nın içinden gelen, dışarıdan atanmamış, zamanında atanmış da böyle orada bekleyenlerden değil. Yani içinden yetişmiş olan teknokrat bir insan. Çok var, çok kıymetli insanlar var. Onlara denecek ki al bildiğin gibi yap. Cumhurbaşkanı da diyecek ki ben buna verdim yetkiyi. Bildiği gibi yapsın. Ben karışmıyorum. Öyle ya. O zaman piyasa rahatlayacak işte bu kadar. Bunlar da yapılmayacak. Adımız gibi biliyoruz. Öyleyse düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. İşte bu kadar. Daha fazla bir şey yok. Peki gelelim borsaya. Borsa konusunda öncesinde bir Dow Jones'u anlatmak istiyorum. Şimdi Dow Jones'ta şöyle bir sıkıntı var. Dow Jones'ta şöyle bir yükselen trend var. Çizmişiz. Günlük de gösterelim. Böyle bir yükselen trend var Dow Jones'ta. Trend çizgisi. Şöyle. Evet. Bu trend çizgisi de bakın burada kırılmış işte. Kırılmış. Bunu biz görüyorsak herkes görüyor. Değil mi? 21 günlük Kaufman altında da 2 günlük kapanışta yapılmış. Osilatör de buralara gelmiş. Buralardan yukarı dönmek de zor. Yani burada bir zafiyet oluşmuş. Çok da yükselmişti. Normal. Biraz daha satışlar gelebilir borsada. Pazartesi günü bu borsa toparladı, toparladı. Bakın ben müneccim değilim. Pazartesi günü toparlayıp toparlamayacağını bilmiyorum Amerika'nın. Toparladı tekrar bu kanala, bu trend çizgisine geri döndü. Yani şöyle yeniden 34.300'e falan geri geldi. Tehlike geçtidir. Hatta 34.300'e de gelmesin. Şu Kaufman'ın üzerine atsın. 33.000 990. 34.000'in üzerinde kapatsın yeterlidir. Şöyle. Buraya gelmesine gerek yok. Şu 34.000 üzerinde kapansın yeterlidir. O zaman tehlike geçti diyeceğiz. Ama geçmeyebilir. Çünkü bu çizgiyi herkes görüyor. Ve bu çizgi kırıldığı zaman buradan borsalarda düşüşler olabilir. Borsalarda düşüşler olursa bizde de olur maalesef. Bizde olur arkadaşlar. İşte şu yükselişin Fibonacci'sini alsak şöyle şu 31.000'e kadar gidebilir mi? Yani böyle bir ihtimal var ve böyle bir ihtimal kötü bir ihtimal yani. Böyle bir şeyin olması piyasalar için sıkıntı yaratır çok. Onu da şurada gösterelim. Yani bu bulunduğumuz yerden bir %5 daha düşme ihtimali var. Bu sıkıntı olur piyasalar için. Hatta ki bu destek kırılıp daha da aşağılara gidebilir. Böyle de bir şey olabilir eğer bu pazartesi günü toparlanmalar olmazsa. Ama bu toparlanma olmasa bile şu 31 binin iyi bir destek olabileceğini ben düşünüyorum. Ve tekrardan yükseliş başlayacaktır. Ha yükseliş gelip tekrar o 35 bini belki kırmayacaktır. Öyle bir şey beklememek lazım ama en azından zararları telafi edecek bir süre yatay gidecek falan sonbaharda yeniden yükselişe geçip 35 binde geçebilir. Geçebilir. Ama bayağı bir psikoloji bozulmuş oldu piyasalarda. Öyleyse bizim piyasa için ne olacak? Bizim piyasa için en kötüsü geride kaldı demiştim aynı lafımın arkasındayım. Fakat bizim piyasada da şu çizgimize doğru geri çekilmeler olabilir. Yani bu aşağıdan gelen trend çizgimiz 1380 ve Amerika'daki bu satışlarda gidecek olursa tekrar aynı destek 1318 döndüğümüz yere kadar devam edebilir. Üzgünüm ama
Gerçekler bu şekilde. Burada üçlü tepe vardı, burada ikili tepe vardı falan diyenler var arkadaşlar. Bunları boş verelim. Üçlü tepeleri, iki tepeleri bilmem nedir diye. Biz buradaki destek dirençlerimize bakalım. Bu iş pazartesi günü Amerika borsası toparlanacak mı? Biz tabii ki daha evvelden açılacağımız için. Ancak Amerikan vadeliler yukarıdaysa falan bizde olumlu bir şey olacak. Olmazsa bizde daha satışlar devam edebilir. Satışlar da devam etse ben bizim borsa hakkında pozitifim. Pozitif kalmaya da devam ediyorum. Çünkü bizimkisi ucuz borsalardan bir tanesidir. Pahalı şirketler vardır. Ve o pahalı şirketlere yatırım yapan, varlık dağılımı yapmayan, yani böyle işte 10 tane, 12, 15 tane şirkete değil de işte ben bir tane bilmem ne aldım, BIST 100 hissesiydi, iyiydi, güvendim, bak ne hale geldim falan diyen insanlar her zaman olacaktır. Öyle bir tane aldığınız zaman, hele gidip böyle BAKFAŞ falan gibi şeyler aldıysanız, şirkete özel durumların olduğu tabii ki sıkıntı yaşamanız normaldir. Şirkete özel bir durum var orada. Yani işte... Ama diğer mesela Ereğli aldınız, düştü, tamam. İşte Şişe Cam aldınız, düştü, tamam. Zaten sağlam bir şeydesiniz. Sabancı Holding aldınız, Garanti Bankası aldınız, sağlam bir şeydesiniz. Onlardan da bir tane hisse alın demiyoruz her zaman. Yani 15 taneye falan bölün diyoruz. Ben iyidir diyorum. Şimdi buradaki görünüm güzel değildir şöyle. Yani bu osilatörün bu şekilde olması güzel değildir. Bu yüzden buralarda daha... Düşüşlerin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ama 2 saatte baktığımızda bakın bayağı bir dibe kadar gelmişiz. İşte yani şöyle şu 1383'e doğru bir düşüşler olup ondan sonra buradan yukarı dönmesini bekliyorum. BIST 100'ün bankacılık endeksinde de önemli bir destekteyiz. Orada da bakın dipteyiz. 1191 desteğinin olduğu yerdeyiz. Yani 1188'de kapatmışız ama 1191 desteğindeyiz diye kabul edebiliriz onu. Ve 2 saatlikte bayağı bir dipteyiz. Buralardan da bir düzeltme, yani yükselişler, en azından tepkiler gelebilir. Şöyle 1235'e doğru. Güzel olur. Ama dediğim gibi çok büyük riskler var Amerikan piyasasında. Yabana atılır riskler değil. Yani... Ve şu soruya da hiçbir zaman cevap vermediğimi de söyleyeyim. O zaman buradan satalım, aşağıdan alalım mı falan, alayım mı, satayım mı gibi sorulara cevap vermem mümkün değil yasal olarak. Yatırım danışmanlığı kapsamına giriyor çünkü. Gelelim Bitcoin'e. Bu sefer hızlı yaptım. 29 dakikadan altında kapatmak istiyorum. Bitcoin'de şu şekilde anlatmıştım. Peki, bu bozduk görüntüyü. Neyse. Şu şekilde anlatmıştım. İşte şu... Son düşüşler dedik. Onu da 8 saatlikten göstereyim. Son düşüşlerden sonra bu haber akışı da Salvador olsun Elon Musk'ın yeniden geri alabilirim falan demesiyle böyle bir yükselmişti. Zaten bir yükseliş gelmesini bekliyorduk. Şu 9 Haziran'da 31.600 seviyeleri bayağı düşüktü. Buralardan bir yükseliş bekliyorduk. Yükselişin de biraz fazla gittiğini gördük haber akışı sayesinde. Zaten bütün bu yükseliş de haber akışıyla olmuştu. Yani bu 17.000 üzerindeki bu yükseliş de haber akışıyla olmuştu. Hatta ondan evvel PayPal haber akışıyla zaten bu yükseliş başlamıştı. Hep bu haberle geldi. Sonra işte iki tane Elon Musk haberi geldi. Aldığını geri vermişti yani. Şimdi ne dedik? İşte burada şu 40.700, bu 40.600-700'lerin üzerine gitmiyorsa buradaki bu yataylık bitmemiş demektir. Düşen kanalı terk etti ama yatay durumda, hala ayı piyasasında. O yüzden yükselişler uzun soluklu olmuyor. Buralardan tekrar geri gelecek. Özellikle şu 36.400'e gelmesini bekleriz. 36.400'de de tutunamıyor ise 34.400'e gelmesini bekleriz. Şimdi de işte 34.400'ün de altına gelmiş. Dediğimiz şekilde çalışmış görünüyor buradaki olaylar. Bu şekilde gelmiş. Şimdi bu 34.400 tutabilir mi? Onun da altındaysak, eğer bunun üzerine atamıyorsa önümüzdeki birkaç saat içerisinde 31.700'e kadar bu satışlar devam edebilir. Ve ondan sonra da tekrardan buradan bir yukarıya doğru bir tepki oluşabilir. Veya 27.000'e doğru devam edebilir. Ancak borsalardaki Amerikan piyasasındaki zafiyet devam ediyorsa bu 27.000'e gelecek. Yok devam etmiyorsa o zaman tekrar 36.400 bu bölgeye doğru gelecek. Onu geçebilirse 38.730'a gelecek. Sonra tekrar böyle. Yani burada bir
yataylık içerisine girdi. Şu andaki düşüşler devam edecek olursa dediğim gibi şuraya kadar yani 31.700'e kadar böyle bir devam görebiliriz. Ama bayağı bir dipte olduğumuz için buralardan yukarı dönüşler olması daha yüksek ihtimal. Dediğim gibi bu artık direnç olarak çalışıyorsa 34.000 kaçtı bunun seviyesi? 34.400 yani bu geçilemiyorsa direnç olarak çalışıyoruz ki her zaman bunun üzerine atmayı başardı. Şu geçtiğimiz günlerde yani şu bakın Mayıs ayında şöyle altına indi. Hep bunun üstüne atmayı başardı. Bir süre sonra atmayı başaramayacak belki. O zaman bu 27.236, 27.200'lü seviyeye gelecek böyle. Oradan da iyi bir alım fırsatı verecektir diye düşünüyorum size. Ama şu anda ayı piyasasındayız. Ayı piyasasında yükselişler soluklu olmaz. Bunları da söylediğimiz için Twitter'da linç yediğim de oluyor. Olsun. Yani kendiniz kaybedersiniz. Sonuçta burada sadece görüşümüzü paylaşıyoruz. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama benim sinirimi bozacak bir şekilde cevap yazdığınız zaman takip edemiyorsunuz. O zaman kendiniz kaybediyorsunuz. Ve umarım faydalı olmuştur. Hafta ortasında bir tane daha video yapmaya çalışacağım. Çalışacağım çünkü hem bir taraftan eğitim çalışmalarım devam ediyor hem de biraz dinlenmek istiyorum. Tatilde bir şeyler yapmak istiyorum. Tatilde bile değiliz. 3 haftadır buradayız. 2 kere denize girdik. Yani öyle bir tatil durumum yok maalesef. Ama her gün öyle veya böyle Twitter'dan yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Ve bugünlük de bu kadar.